Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Photoshop'ta fotoğraflara monokrom efekt nasıl verilir onu göreceğiz. Photoshop'ta fotoğraflara siyah beyaz efekt verebilmenin iki farklı tekniği var. Ben size ikisini de göstereceğim. Siz çalışmak istediğiniz projenin formatına göre tercihen istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Ayrıyeten videonun son kısmında siyah beyaz fotoğraflar nasıl daha etkili hale getirilebilir ile ilgili ekstra bir bilgi paylaşacağım. Eğitimin içeriğinden de bahsettiğimize göre hep birlikte dersimize başlayabiliriz. Photoshop'u ilk açtığımızda güncellenen sürümünde bizi şu şekilde güzel bir arayüzle karşılıyor. Buradan sol taraftan Open diyerek çalışmak istediğim fotoğrafı açıyorum. Fotoğrafım açıldıktan sonra sol taraftan Araçlar bölümünden Zoom ikonuna basarak fotoğrafın üzerine gelip sağ tıklayıp Fit on Screen deyip çalışmak istediğim fotoğrafı tam ekran yapıyorum. Bunu da yaptıktan sonra Image bölümüne gelip Adjustments'tan Black and White diyerek gördüğünüz üzere fotoğrafımızı siyah beyaza çeviriyoruz. Şimdi burada yapmanız gereken isterseniz farklı ayarlar var. Onu da şöyle kısaca bir bahsedeyim. Buradan Preview ve basarak fotoğrafınızın üzerindeki renkleri sol tarafta saptayarak buradan fotoğrafınızın üzerindeki mevcut renkleri bu şekilde renk değerlerini oynayarak siyah beyazın üzerindeki etkiyi değiştirebilirsiniz. Efekti geri almak isterseniz de Ctrl Z diyerek fotoğrafınızı orijinal haline çevirebilirsiniz. Ayrıyeten güzel bir özelliğinden daha bahsedeyim. Burada sol alt köşede tint yazan yere bastığınızda gördüğünüz üzere fotoğrafa sepya etkisi veriyor. Bunu da isterseniz çalışmalarınızda tercihen kullanabilirsiniz. Şimdi siyah beyaz efekte dönelim. Eğer ki buradaki ayarlarla uğraşmak istemezseniz, biraz daha hızlı ayar vereyim geçeyim diyorsanız da Photoshop Photoshop'un kendi belirlediği otomatik ayarları buradan vererek fotoğrafınıza uygulayıp siyah beyaz efekti bu şekilde verebilirsiniz. Bu birinci teknikti. Şimdi ikinci tekniğe geçebiliriz. İkinci teknik için ise buradan sağ taraftan Layer ikonuna basıp çalışmak istediğimiz fotoğrafın üzerine bir kere tıkladıktan sonra Ctrl C deyip çalışmak istediğimiz fotoğrafı kopyalıyoruz. Fotoğrafı kopyaladıktan sonra aşağı kısımdan FX butonuna basıp Color Overlay seçeneğini seçiyoruz. Ekran açıldıktan sonra burada gördüğünüz üzere Blending Mode ve renk seçeneği var. Renk seçeneğinden siyah beyaz yapmak istediğim için buradan siyah rengi seçiyorum ve OK diyorum. OK dedikten sonra da Blending Mode'da normal yazan yerin üzerine basıp aşağıdan Color seçeneğini seçtiğimizde gördüğünüz üzere fotoğrafımız siyah beyaz oluyor. Bu ikinci teknikte siz hangisini kullanmak isterseniz tercihen onu seçebilirsiniz. Bu iki tekniği de gösterdiğimize göre şimdi siyah beyaz fotoğraflarınızı nasıl daha etkili hale getirebilirsiniz onu gösterelim. Siyah beyaz fotoğraflarımızı daha etkili bir hale getirebilmek için buradan siyah beyaz efekti verdiğimiz fotoğrafın üzerine bir kere tıklayıp Ctrl J diyerek fotoğrafımızı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra Layer'ın üzerine sağ tıklayarak buradan Rasterize Layer Style seçeneğine basarak buradaki efekti fotoğrafımızla bütünleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra çalışmak istediğimiz efekt için daha düzenli ve hızlı çalışmamız için aşağıdan bir klasör açalım. Klasörün üzerine çift tıklayarak çalışmak istediğimiz efektin ismini yazıyoruz. Klasörün ismini de yazdıktan sonra buradaki fotoğraflarımızı üzerine tıklayarak monokrom efekt klasörünün içerisine sürüklüyorum. Sürükledikten sonra siyah beyaz efektini verdiğimiz en üstteki layer'ın üzerine bir kere basarak buradan image bölümüne gelip auto contrast diyoruz. Auto contrast dediğimizde gördüğünüz gibi fotoğrafta bayağı bir değişme var. Bunun üzerine bir tane daha bir etki yapacağız. Buradan aşağı kısımdan create new fill or adjustments layer seçeneğine basarak level'a tıklayarak buradan fotoğrafımıza biraz koyuluk verip biraz da açıklık vererek ben şu şekilde biraz daha vereceğim açıklığı. Bunu siz kendi fotoğrafınızın ışık değerlerine göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha siyah verirsem daha etkili duracak. Ben bunun bu şekilde olmasını istiyorum. Siz tamamen nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. Buradaki değerlerin sabit bir kuralı yok. Tamamen fotoğrafınızın ışık gölge değerlerine göre istediğiniz etkiyi verebilirsiniz. Bu efekti de verdikten sonra tekrar layer'lar kısmına gelip bu layer'ın üzerine aşağı kısımdan Create a new layer ikonuna basarak yeni bir layer daha açıyoruz. Bu layer'ı da açınca sol taraftan Paint Bucket Tool aracını seçerek buradaki renklerden siyahı seçip yeni açtığımız layer seçiliyken fotoğrafın üzerine gelip bir kere tıklayıp layer'ı siyaha dönüştürüyoruz. Bunu da yaptıktan sonra fotoğrafımızın Ctrl J diyerek burada Photoshop'un cetvel özelliğini açıyoruz. Photoshop'un cetvel özelliğini açtıktan sonra bir referans çizgisi belirleyeceğiz. Sol taraftan Mode Tool aracını seçerek
cetvelin üzerine bir kere basıp aşağı doğru çizgiyi bu şekilde çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Photoshop bize çalıştığımız alanın ortasını belirlememiz için oraya geldiğimizde hafif şöyle bakın orada duruyor. Bunu kendiniz yaptığınızda zaten göreceksiniz. Burada bize bu şekilde tam orta kısmı belirlememiz için yardımcı oluyor. Ben buradan orta kısmı seçip simetrik bir alan oluşturacağım burada. Aynı şekilde sol taraftan yine cetvelin üzerine basılı tutup mouse'tan elimizi çekmeden sağ tarafa bir referans çizgi daha çektikten sonra buradaki fotoğrafımızın tam orta kısmını belirliyoruz. Bunu da yaptıktan sonra sol taraftan Eraser Tool aracını seçerek alt tuşuna basıp mouse'umuzu da sağ tuşuna basarak sağa sola hareket ettirerek bu şekilde büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Tam fotoğrafımızın büyüklüğünde olacak şekilde ayarlıyorum ve bunu da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi göz kararı tam orantılı olacak şekilde layer'ımızın üzerine bir kere basıyorum. Bastıktan sonra gördüğünüz üzere bu gibi bir efekt oluşuyor. Bu esasında vignette efekti diye geçiyor. Bunun daha farklı bir yolu da var. Ben size daha hızlı yapabilmemiz için en basit yöntemini gösterdim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra fotoğrafımıza biraz daha yaklaşarak gelip buradan flow ayarını 30'a düşürüyorum. Buradan da opacity ayarını gelip 50'ye düşürürsem benim için yeterli olacak. Bu değerleri tamamen siz kendinize göre de belirleyebilirsiniz. Buradan küçüklüğü biraz daha ayarlayıp şu şekilde gelip modelimizin daha belli olacağı bir şekilde efekti siliyoruz burada. Yüz kısmını ne kadar açarsak efekt o kadar çarpıcı duracaktır. Bunu da yaptıktan sonra aşağı kısımdan modelin biraz üst kısmını da yapıyoruz bu şekilde. Şu an tamamen doğaçlama yapıyorum. Fazla özenmeyeceğim. Hemen hızlıca bitirmek için uğraşıyorum. Buradan siyaha çevirdiğimiz layer'ın üzerine bir kere basarak bunun opacity ayarını da 50'ye düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi fotoğraf daha etkili bir hale geldi. Şunu ben biraz daha değerini bir artırayım. Hatta biraz daha artıralım. 80 verdiğimde daha güzel olacak. Bir de modelin şuradaki üst kısmından biraz daha silersek efekti. Şimdi buradan sol taraftan yine Move Tool aracını seçerek çizgilerimizin üzerine bir kere tıklayıp referans çizgilerini yukarıya ve sola çekerek kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra tekrar Ctrl R deyip cetvelimizi de kapatabiliriz. Yine zoom ikonundan gelip fit on screen diyerek fotoğrafımızı tam boyutlu haline getirdik. Şimdi fotoğrafımızın ilk ve son haline bir bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz üzere efekti kapatıyorum. Fotoğrafımızın orijinal hali bu. Siyah beyaz hali ise bu. Efekt gayet basit. Bu son kısımda öğrettiğim etkiyi uygulayarak fotoğraflarınızı daha çarpıcı hale getirebilirsiniz. Bu dersimizde göreceklerimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.